Merhaba selam. Bugün kitabımızda siz bilen Spot of Targovla'da yani Binance birjasında Spot of Targovla ne emedat, Spot of Targovla'da ne el trade etmeli, içindeki funksiyonlar ne ile, şolar var adı, öğren geçer. Yine Binance birjamızda gireyiz. Bu Spot of Targovla'sını ilk evle nereden tapmalı? Yukarı giren yerdeyimizde Targovla. Targovla aşağında spot vardır. Spot ve bassanız şunun yalı önünüze akoşko çıkar. Şimdi berde bizim önümüzde bir topar fanlar, düşünüksüz grafikler ve şuna benden şartlar geliyor. Bir de başta neyime karşı ile manyetalar, aktivler berde Bitcoin, USDT. Bitcoin'un şu atı bakası 26.071 dolar. İzminyenye za 24 часа. Son 24 saatte ütken bakası 510 dolar aşağı kaydıptır ve 2% düşüptür. Maksimalnisi 24 saatte maksimalni 26.738 varıptır. Minimalnisi olsa 26.000 dolara varıptır. Abiyom 24 saatte. 24 saatte abiyom ne mi demek? Bu Bitcoin'ni. Bitcoin'ni abiyomu. Bir günün devamında, bir sutkanın devamında 23.605 Bitcoin abiyom olıptır. Alınıptır, satılıptır. Abiyom za 24 часа. USDT ne mi demek? USDT stablecoin. Edil USD ile denk. 1 USD, 1 USDT. Abiyomu son 24 saatin devamında 623 milyon dolar. Aşağında stakan sen var. Stakan ne mi dat? Ne görüyen olsanız yukarıdakılar kızıl, aşağıdakılar olsa yaşıl. İmin ortadaki 26.051. 26.051 bu spread demek. Spread ne mi oluyor? Spread market bakası. İmin şu adı Bitcoin'in bakası. Yukarıdaki kızıllar satıcılar. Aşağıdaki yaşlılar, alıcılar. Şimdi şu tayda yukarıda cına diye, cına USDT'de. Kaliçistva, neşe sani ve fsivo diye. Fsivo, şimdi şu yukarıdakiler ne mi demek? Ne için şular yukarıda duruyor? Ne için bunlar aşağıda duruyor? Yukarıdaki kızıllar, bunlar satıcılar. Yani şunu yalak fikir edin. Markette var yalnız, marketten burada alacak ol yalnız. Siz aşağıdaki yaşlılar oluyor. Satılan dağıtlar olsa, misal için aydalin bir kilo alma. Bir kilo alma kızılları oluyor. Şimdi kaliçistvası, yani kilo diyenmez. Bitcoin, ulus anı olan için, 26.000 dolar olan için berde bir Bitcoin görmek katı red, şun için bölük bölük alıyorlar. Yine, sivo, misal için 25, 7, ondan sonra 11, misal için 1500 Bitcoin şu bakadan almanı tayin. Yine, şu alıcı 26.080 dolardan 10.000 sanık Bitcoin almanı tayin. Kızıllar şunu anlattı ya. Aşağıdaki alıcılar olsa aydalin yani şul bakadan 26.079 dolardan 182 sanık Bitcoin almanı tayin. Birkaç aydamızda stakanlar alıcıların ve satıcıların düşüşen yeri. Kırasında bize ulluğun grafik karşıya. Grafiklerde geçmeden ön yukarıda vreme deyip duranlar. Vreme biz buna time frame diyoruz. Time frame'ler ne hemen anlattı ya. Yani şu tayda günlük, heptelik, 4 saatlik ve 1 saatlik 15 minutluk time frame'ler görüp biliyoruz. Mesela çünkü bizde şu an günlük dur. Dnevnoy time frame. Dnevnoy demek şu bir switch'a bir gün şu tayda açılıyor. Yukarı gitti. Son aşağı yani şu tayda yapılmasını şu bir günün içinde eden hareketi. Bunlara time frame diyoruz. Yani şu tayda özümde gereklileri sayılıp biliyoruz. 6 saat, 4 saat. Yani bizim esası olanlarımız heptelik, günlük, 4 saatlik ve 1 saatlik. 15 minut, 5 minut küçük time frame'lere ile son kuvvetlerde geçip bilirsiniz. Onun kaptalına nastroykoları var. Nastroykolarının ödünüzde gereklileri sayılıp biliyorsunuz. Bazı verse ne mi demek? Bazı verse bize Binance'ın veren grafiği. Biz derde hiç burada çatıp bilmez. Prosto grafik switchler ne ile hareket ediptirler? Nira ihtiyalar kızıl mı yaşıl mı şoları seyredip bilir. Kaptalına trading view var. Trading view geçeceğiz. Trading view grafiği birazcık bazı verseden üst köşe olarak. Sebebi derde indikatörler çıkarıp bilir. Yine görüşünüz yalak, indikatör çıkarıp biliyiz, özümüz, şun yalak, çizgiler çizip biliyiz, bunların tek prosesi de görkezmek için çiziliyiz, bunların nehiyelik çizmeli, nereden çizmeli, neyle doğru çizmeli, bunları son sapaklarımızda görkezmek. Yine şu tarzda instrumentler var, instrumentleri kaysa özünüze gerek olsa şundan alıp çizip Binance'da seyredip biliyiniz, grafiğinizi izarlap biliyiniz. Ve bakaları misal için şöyle yukarı aşağı oynayıp biliyorsunuz her şeyle. Trading view şunlar. Köplenç trading view ulanıyoruz ödümüz. Onun kaptalına strelkacık var. Strelkacık bilen grafiği ulaldıp ya da keçeldip biliyoruz. Hayse ödümüze udobnu olsa. Onun kaptalına şunlarlık 4 sanık grafiğim yerleştirip biliyoruz. İsteseniz bir grafiğim yerleştirip biliyoruz. Ödümüze hayse udobnu olsa. Şimdi berde poisk var. Poisk'tan lüboy islan manyetanı sayılıp biliyoruz. Siz hayseni trade edecek olsanız
şunu saylab grafiğe geçirip bilyanı. Mesela çünkü aydalim bizde yine Bitcoin'dur. Biz şunu Ethereum'a geçirecek olayız. Ethereum'ın bir altcoin. Ethereum'a geçirdik yine bakalar Ethereum'un geçti. Grafik Ethereum'un kollu ve derde de paraları ütködü. Derden paraları saylab bilyanı ve şu tarzı yine USDT karşılığında saylab bilyanız. Bitcoin karşılığında, BNB karşılığında haysasını gerek olsa size şunu saylab bilyanız. Ve şunu ya yıldızcık bakaptan yıldızcık koysanız size sırası şu tayda izbrındılara şuna yıldızcık olan manyetalar şu tak geçecek sonundan göz yap görmedi alak. Ondan sonra onun aşağında zelkinay rinki var. Bunlar ne mi lan? Bunlar uca marketten alınan ya da satılan zelkalar. Uca geçen zelkalar. Yine misal için şu saatte şunca sana Ethereum şu bakadan alındı manisini veriyor. Mayı zelki men eden zelkalam şun ya da bundan önkün. Ne on aşağında ne emedatlar var? Niye de trade edeceğiz? Niye de alacağız? Niye de satacağız? Ne şu tayda? Spot bu diye. Ne şu taydan alacağız? Berden satacağız. Kanyaşla binasın içinde bir neçen tane funksiyonları var. Bunun hemmesi bize gerekli değil. Çünkü esası gereklileri biz size aitken. Size beylikleri ayda otursak uca sizin kelleğiniz karşıya berde edecek sadığınızı uca edip bilmeyiniz. Çünkü en esası, en gerekli, en vacip zatları ayda geçeceğiz. Yine birinci bilen Spotify. Bize gerekli daha Spotify. Yine cross, izolirvanlı, setka, bunlar bize hiç değil. Şu an yağdaydı gerek değil. Spotify targovla ne mi demek? Spotify targovla da biz bir aydalin bir aktivi alıyoruz. Ve şunu kaşılamızı saklayız. İstediğin vaktimi satıp biliyoruz. Ne çoğu vakt dursun diysek, ne şunçu vaktimi durdurup biliyoruz. Dalga sırok alıp biliyoruz. Misal için. Dalga sırok ne mi öyle? Dalga sırok misal için aydalin bir manyeta var. Bir manyeta adı tam TST manyeta olsun. TST manyeta aydalın şu an 1 dolardan. Gelecekte perspektivasına göre tam 5 dolar 10 dolar olma mümkünçülüğü var. Biz şunu şu an 1 dolardan alıp saklayıp koyacak olacağız. Tam 1 yıllık 2 yıllık 3 yıllık bize belirden. Biz şunu alacağız. Bizden hiç yeri saklanmıyoruz çünkü komisyon almaya. Prosta pakup geçsek pakupka da komisyonumuz alıyor. Ondan sonra saklanmıyoruz çünkü hiç yeri komisyon alınıyor. Limit var, market var, stop limit var. Ve stop limitin yanına osa var, skalizasyon stop var. Şimdi bunlar her hayatı nehirlik işliyor. Şimdi limit demek ne mi? Limit demek aydalin şu an Ethereum'un bakası 1575 dolar. Ve siz aydınız 1575 dolar. Efir üçün kımmat diyanız. Men şunu aydalin 1500 dolara gelse alacak. Şunu ne edip almalı. Biz de onun için limitini order kömür etti. Limitini order cına diyen yerine biz neyce bakadan alacak olsak şunu yazıyoruz. Misal için 1500 dolar. 1500 dolara gelene biz Efir'in kaliçitvasını yazıyoruz. Neyce sana alacak olacağız. Aydalin kaliçitvasını bilen yok mu? Aşağında USDT deyip dur. USDT'de bizim şu an şodumuzda 5000 dolar var. 5000 dolar. Biz şu an aydalin tam 500 dolarını Ethereum alacak olacağız. Yine şu tarihde bize kaliçi sıfatını çıkarıp veriyor. 0.33 Ethereum. Yine biz şunu hissesini kopyayacaksak şu baka gelene yine kopyayı edelim. Bir de aşağıdan открытый ордера deyip var. Открытый ордера da bize order açıyor. Binansın orada. Bir aydalin yolla olalım, samolotta olalım, internetimiz çekmesin. Kaçanım olsa bir online olmasakım Binance şu zelkanı bizim yerimize alıp veriyor. Yani yerine getiriyor. Berden neyme datları ediyor? Datanı ediyor. Kaçan aldınız. Kaçan şu orjiri koydunuz. Para, efir, etk, USDT. Kıskaldılığını tip, limit. Yani biz limitten alacak olacağız. Starana kupiç. Yani satın alacak olacağız. Cına 1500'den alacak olacağız. Kaliçitvası 0. 33. Zapolnina entek bulur yok. Sivo 500 dolarlık. Yine bir şutayda bize 5 sen komisyallı. Yine aydalin efirin bakası şey deyip aşağı düşüp 1500 dolara gelen yağdayında bizim şu orjimiz binans bizim yerimizde şunu alıp veriyor. Ve Spotify kaşılıkta duruyor şu an. Yine market ne mi oluyor? Hissesini bir berde orjimizde. Yine şutayda bize şu an 4500 dolar var. Ne için? Sebebi berde bizim orjimiz dur. Atmini desek, bizim 5000 dolarımız izine geldi. 500 dolarımız izine geldi. Dostupnu 5000 dolar. Şimdi market neylik işliyor? Market olanı yankı aydışımında spread. Spread sına şu ayda 1574 dolar. Bize aydalin efir yığına atıyorsam. Bıçırınıkta yankı hem manyetalar galya. Bıçırınıkta efirim aydalin 10.000 dolar olacak, 15.000 dolar olacak. Biz şunu analiz ettik. Şimdi bize şu an bakası kızıklı da biz. Lüboy bakadan Ethereum yığınayız. İndi şu an için markete geçeceğiz. 1574 dolardan biz neçe USDT alacak olacağız? Aydalin 100 USDT'lik
efir alacak olayız. Olan bizden kaşılı olmadan 2% olayız. Bizden kaşılı olmadan 2%'ne market dağıdan 1574'ten kupiyiz etkiyiz. Yani kupiyiz ettik. Yani market order na pakoku ispolnyen. Bir de limit ni alak berden order çıkarmadı. Gönü satın alı. İstori arzirov. İstori arzirov da ne berde? Tayda ayıttı. Tip ne rayın içini diye. Rayın içini demek yankı marketten almak. Kupiyiz 1574'ten alıptır. Yani 0.0630 efir alıptır. Ne zapolnyen diye. Biz şunu aldık. Ne bul nirak geçe. Bizim Spotify kaşılığımıza geçe. Ne biz şunu prodat edecek olsak ne şu anda dostupne 0.0630 efirimiz var. Biz şunu prodat edip biliyoruz. İstesek marketten, istesek limit neden edip biliyoruz. Limit ne demek demekti? Bizim diyen bakamıza limit ne order koyuyoruz. Yani onu neyle koyuyoruz? Bizim 635 efirimiz var. Ne biz şunu limit ne geçeceğiz? Aydalin 1574'ten aldık, 1800'den satacak olacağız. Bir de şu ayda çirecik prebülümüzü alacak olacağız şu ayda. 1800 dolardan satacak olacağız, 15% prebülümüzü şu ayda alacak olacağız. Onu istersen edil yankıyalık şu ayda. Neçeden satacak bulmamızı yazacağız. 1800 aşağıdanım, yine şu pauzu noktan emmesini istesek. Tam 100% istesek 100%'ını, 50'sini istesek 50'sini. Satıp biliyoruz. Ne? Prodaj diyen. Ne? Limit ne? Order ne? Prodajı sözden. Şimdi şu ayda. Yine de открытый ордера oldu. Şimdi bu yedek olsa prodaj oldu. Prodaj. Prodaj yankı 1800'e gelene biz elimizdeki efirleri limit ne? Order bilen satacağız. Bunun edil yankı yalı. Biz dışarıda olalı, online değerlen olalı, samolyotta olalı, liboy nerede olsak olalı. Binaz şunu bizim yerimizde, şu orderimizi yerine getiriyor. Limit ne? Prodajı da şunu ne alak? Ne bunu elimizdekileri marketten prodaj etsem gönüştaydı neyce bakadan olsa şundan prodaj etti. Yani limit ne ölen marketine orderlarımız şundan al işleye. Yani stop limit ne mi dedi? Stop limit ne mi demek? Stop limit traderın bir en yakın dostlarının bir yeri olup duruyor. Sebebi sizi ulu bir minuslardan koruyor. Aydelin bizim elimizde aktivimiz var. Lüboy Ethereum bol piler, Bitcoin ya da lüboy bir altcoin bol piler. Bizim elimizde uca maniyete bak. Şimdi kağıdı rinik edil bizim dişimizi alak bulmaya. Bizim dişimizi alıyor yukarı gitmeye. Ulu padaniyeler hem bulup bile. Şu ulu padaniyelerden, ulu minuslardan korunmak için biz ne yapacağız? Biz kiçir adam olsa minus koyacağız, minus alacağız. Yöne biz kapitalımızın, pulumuzun köp bölüğünü özümüzde sakrancıya koyacağız. Sebep biz bu padaniyen ne açıva devam edeceğini bilmeyiz. Tam 1 yıl olpiler, 6 ay olpiler, bizim pulumuz 6 ayla minusta yatanından şu ayda risk management'ımıza göre. Risk management ne demek? Risk management onu indik sapaklarda düşünülüp geçer. Şimdi şu ayrakta baka şu aşağı gelse bizi stop et diye. Yani bizim kiçiracık bir minusumuzu birce alya, kalan pulumuzu %T'de kaşılığımıza geçiriyor. Şimdi onu ne edip ulanmalı? Aydalin bizim elimizde 0.0634 efirimiz var. Bu gizete 100 dolar oluyor. 100 dolarlık efirimiz var. Şimdi şu ayda stop limit sayılıyor. Stop limit de ne şu ayda stop'ta. Aydalin bizim minusumuz nerede oluyor? 1500. Stop diyen yerik 1500 yazıyor. Limit diyen yerik hem işe stop bakadan kişi yazıyor. Şunu yadınızdan çıkarmayın. Limit diyerek hem işe stop'tan kişi yazıyor. 1% olpiler, 2% olpiler. Maksimum 2% ondan köp gerekten. Misal için 1490 diyelim, 10 dolarlık. Şimdi biz bunu ne için kişi yazdık? Rinakta herkese yağda olup bile, rinak buradan padeni olup bile, buradan yukarı kalp bile. Şun yalak yağdaylarda, şu aydaki limit kalır, şu aydaki eğer limit kalır yetmese, aşağıdaki limit kalır hem dolar kütüye, şun için ulukan padeniler oluyor. Buna ulu padeniler dam değil, buradan yukarı kütüye, buradan rost olup kütüye, onu da pump değil. Şun yalak yağdaylar bulanı bizim stopumuzu alman bile bir işletmen bile. Şun için limit kadar dolman bile. Eğer limit kadar dolmasa da bizdeki misal için şu 0.063 43 manyetamızı satman bile. Şun için biz şu diapozonu yazıyoruz. Eğer de biz şu ayda yukarı 1500 aşağı 1500 yazdık diyelim. Şu bizim edenimiz yanlış mı? Yok yanlış da. Bu da doğru. Yani eğer de rinakta yankı yalak yağdayı bol aynı yağdayını bizim stopumuz işlemeye.
Şun için bir dışta 1400 tokfaniye deyaz. Eğer de şu bir de binas bir de 1500'den satıp başlayan 1400 tokfaniye çenli. Şu tayda kayısı bakı, ingo bakı orta şu taylarda satıp veriyor. Şun için limitini hem işe satacak olamızı stoptan küçük oyaz. Şunu yardımdan çıkarmak. Yani bazı nokta mesela çünkü aydali hem mesin sayılar. 100% ne? Ne 100% sivo 94 dolar olaya. Yine yan bir 100 dolarlık alıptık yardımda düşen olsa. Yine biz şu pazenyada 6 dolar minusa gideceğiz. Yönü biz 94 dolar mı da ödümüne sakrınca koyacağız. Yani şu tarihde biz 6 dolar minusa çıkarmadık. O için aşağı gidip şu tarihde pulumuz 40 dolar 50 dolar olup yatandan biz 6 dolar minusa çıkarmadık. O imin de şu için stop limit ulanılıyor. Yine biz şu tarihde продать басяз. Ине бизден сорая, подтверждать эти. Ине это хай USDT продать, стоп лимит вилен продать. Ине стоп мод 1500, лимит мод 1490. Количество шунча сан эфир сатча коляз. Всего 94 доллар. Ине комиссия сана башан язе. И без шуны продолжить яз. Продолжить яз, ине стоп лимит ордер на продажу создан. Аша кетчаз, эдельян кялы, ордерлармады, открытый ордерады, şu tarihde bize order açık duruyor. Aydalin eğer de Ethereum'un bakası 1500-1490 dolar aralığına gelse bizim elimizdeki Ethereum'lar hemmesi satılıyor. Yine şey deyip stop limit onununca. Yine stop limiti atlojen order ne de bulunmalı? Atlojen order ne mi demek? Rınıkta şunyalık situasyalar olup biliyor. Aydalin yine şu tarihde bir hayva. Hay demek yani en ulu depesi demek şu bakan. Ne şu hay var. Şu hay neçe dolar? 1668 dolar. Biz fikir edeceğiz. Eğer de baka 1668 dolar yukarı geçse, yukarısını probit etse ve şu baka yukarı gidecek deyip fikir edeceğiz. Yukarı gidecek deyip analiz ettik. Şimdi şu anlayalık yağdayında 1668 dolardan yukarıda bir atlojenli order koyup biliyoruz. Atlojenli order 1668'e koyduk. Yukarısında da aydalık 1668 yarım. Şu baka şundan geçse biz pakup geçecek. Pakup geçeceğiz ve yukarı da satacağız. Şimdi şu pakupkanı ne edip etmeli? Bir daha da şu pakupkanı limitini de yazsak. Limitini de şu tayda 1668 bakadan 50 dolarlık alacak olalım. 50 dolarlık alsak biz şunu rinak bir de pazarlı etmeye. Pazarlı etmeye diyelim. Rinak içine bakadan al kitle gönü. 1668'de order koyup bilmeyiz. Ne için sebebi rein içine bakadan yukarıda limit koyacak olacağız. Limit on yala koyulmuyor. Atlojen order stop limit ile koyuluyor. Yani stop limite geliyoruz. Yine şu tayda stop'ta yan kaydışımız yani. Stop lost koyacak olamadı. Stop lost'ta stop ulu koyuyorduk. Limit küçük koyuyorduk. Derde olsa tersine stop küçük koyuyoruz. Limit ulu koyuyoruz. Aydalin 1668. Yine yukarıda 1650 diyelim. 1650. İndi şu tayda kaliçisi efir bilmeyen varsa şu tayda USDT ne de aydanın 100 dolarlık alacak kolyaz. Kupiç. Yine patverzeyne orcera diye. Patverzeyne etmeli biz şu orcermedi. Yine kupiç. Stop limit. Yankı stop loss koyamadı. Pradaçtı. İndi varsa kupiç. Stop. 1650'de. Limit. 1668'de. Kaliçisi 0.0599 sana. Fisivodu 100 dolar. Yine komisyamadım şunca. Pradaçtı basyaz. Bir de order açı aşağıdan. Order açtı. Yani edil yankı yali tip stop loss limit. Bu öyle atlojenli order demek. Starana kupiç. İstesine biz 1668'e baranla. Şunun baka yukarı geçkisi biz şunu kupiç etkiler. Kalist ve siyade neyce sanak? Dolarda karşılığını yazıya 100 dolarlık ve ustalı aktivasyası. Yine şey deyip atlojenli order koyup biliyaz. Eğer de baka şun yalak yağdayda yukarı 1668'e gelen yağdayında. Şu tarihde bizim ordermiz işleye. Ve de şu tayda kımmat bakadan yeni de yankıyını alanda atlamadı satıp biliyaz. Atlojen order şu anlayalım işleye. Şimdi spot ve targovlada olsa deyip bir dat var. Yine şu tayda stop limitte aşağıda olsa. Olsa stop loss'tan meter trader'ın gov dostlarının biri bulam. Kup trader olun ya. İstesinde bize mi olun ya. Şimdi olsa neylek işleye. Yankıyalık biz stop loss ayrıtığını koyuyorduk. Ondan sonra take profit ayrıtığını koymalı. Yani take profit demek
prebel alyan yermed, stop loss, minusumu da alyan yermed, fiksiriz ettiyan yermed. Şimdi olsa nam edeyimek, olsa da iki orderi bir limit kadar koyup bilez. Yani stop lossumu da koyup bilez, bir orderi de hem stop lossumu da hem de take profitimi de koyup bilez. Şimdi biz şunu yani, halki 100 dolarlık alan efirimi de 1573'ten alttık. Şimdi biz aytiyaz, berde de edişon yali stop, stop limitten ulu. Aydalin, şu ayda stop dursun. 1530 stop limitimiz de birazcık aşağıdan 1500 koyacağız. Yine bizim stop bakalımız yine şu bakalara gelse bize minus veriyor. A take'imiz olsa take profitimiz yani prebel alacak yerimiz 1800 dolar diyelim. 1800 dolar. Yine olsa şunu yala işle. Sınav olanı take alan yerimiz. Yani prebelimiz biz şu ayda 1573 dolardan alan efirimiz eğer de birinci 1800 dolara gelse bizim 15%'lık bir prebelimiz oluyor. Eğer de birinci şu baka gelmen birinci 1530 ya da 1500 bakasına gelse bizim 2%'lık minusumuz oluyor. Aydalin eğer de baka birinci yukarı yukarıda sizin take profitini de işledi, siz prebelini de alınız. Ondan sonra aşağı kaysa, 1500'e kaysa uca şol order aktualini del. Şol order uca işlemeye, siz uca prebelini de alınız. Siz zelkanı da yaptınız. Yani olsa şol yalak işle, olsa dine yani elimizdeki zatları satacak olamazdı. Hem take profit, hem de stop loss koymak için kullanılıyor.